Merhaba değerli izleyiciler. Ölüm ve hayat. İki büyük hakikat. Ya da bir büyük hakikatin iki yüzü. Biz bu iki hakikatten bir yüzünü yaşıyoruz şu anda. Günün birinde öbür yüzüyle de karşılaşacağız. Ölümle de karşılaşacağız. Bunun hiçbir istisnası yok. Çünkü yaratan kitabında buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Bu ayeti duymayanımız yoktur. Küllü nefsin ve igatül mevt. Kur'an'da üç defa geçiyor. İlki Ali İmran suresinin 185. ayeti. O da Rabbimiz buyuruyor ki mealen her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet gününde siz insanlara dünyadayken yaptıklarınızın karşılığı tas tamam verilecektir. Kim ki ilahi azaptan korunur da cennete girdirilirse o mutlak bir kurtuluşa ermiş olacaktır. İkinci olarak Enbiya suresinin 35. ayetinde Cenab-ı Hak yine her canlı ölümü tadacaktır mesajını tekrarlıyor. Ve orada da buyuruyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Ey insanlar, ben sizleri türlü biçimlerde hayırla ve şerle, olumlu ve olumsuz vakalarla, durumlarla imtihan ediyor ve bize döneceksiniz. Nitekim üçüncü olarak bu ayetin geçtiği Ankebût suresinde 57. ayetinde Cenab-ı Hak yine şöyle ifade buyuruyor. Küllü nefsin zâikatül mevt sümme ileyne turcaun. Evet, her canlı, her nefis, her hayat sahibi günün birinde ölümle karşılaşacak. Ölecektir. Sümme ileyne turcaun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Dönüşümüz Allah'adır. İnsanlar ateistler, deistler, agnostikler inansın ve inanmasın. Herkes istisnasız Allah'a döndürülecektir. Hayatı o verdi, hayatı o alacaktır. Ve onun huzuruna gidilecektir ve gidilmektedir. Öyleyse hayatı vereni bulmak lazım. Bilmek lazım. Hayatın niçin verildiğinin farkında olmak lazım. Hayatı verene, hayatla beraber sayısız nimetleri önümüzü koyana, samimi olarak, önümüze koyana samimi olarak teşekkür etmemiz lazım. Onun sonsuz azameti karşısında ona hamd etmemiz lazım. Allah'a kulluk böyle olur. Ölümü öldürebilir miyiz? Kabir kapısını kapatabilir miyiz? Aziyetimize son verebilir miyiz? Hakkımızı nihayetlendirebilir miyiz? Hayır. Öyleyse nefsimize ve şeytana şöyle demeliyiz. Eğer ölümü öldürebilirsen, kabir kapısını kapatabilirsen, acizliğimize ve fakirliğimize son verebilirsen, sana tabi olayım. Bu mümkün değil. Öyleyse bize hayatı veren, bize ölümü veren yahut verecek olan Allah'ı tanımaya, ona kul olmaya çalışmalıyız. Hayatı veren O'dur. Muhyi Allah'tır. Mümit Allah'tır. Yeryüzü ihya ve imate ile doludur. En büyük hakikatlerden birisi ihya, yani canlandırma ve imate, sonra vefat ettirmedir. Bir günde ne kadar insan vefat ediyor, vefatlarıyla küllü nefsine zâikatül mevt ayetini imzalıyor. Sayıyı söyleyeyim, baktığım bir küçük çalışmadan diyor ki 168.054 kişi ortalama vefat ediyor günde. 150 düzeltiyorum. 168.054 kişi evet ölüm haktır, ölüm vardır diyerek ölümleriyle bu gerçeği imzalıyorlar. Biz de imzalayacağız günün birinde. Bir yıl içerisinde ölenlerin sayısı 6.133.000. Ne demek? Bir yıl geçen seneden bu seneye 6.133.000 kişi ölümün hak olduğunu imzaladı. O gerçeğe parmak bastı. Şu metne bakar mısınız? Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor.
Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda yerleşmeye, tavattın etmeye niyetlenen hastalıklar ölümün keşif konularıdır. Atlayarak söylüyorum. Öyleyse ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Ölüm mutlaka günün birinde başımıza gelecek. Ama gelmeden uyanmaktır bahtiyarlık. Hayatı yaşarken hayatı verenin farkında olmaktır bahtiyarlık ve imanın iktizası gereği. Cenab-ı Hak böyle olanlardan eylesin. En büyük nasihatçıdır ölüm diğer taraftan baktığımızda. Hani levhalara yazılmıştır. Çok anlamlı, kısa ama çok anlamlı söz var ya, her biri bir ayete ve bir hadise dayanır. Dost istersen Allah yeter. En büyük dost odur. Onu bulan her şeyi bulmuştur. Ya Rab'an istersen Kur'an yeter. Kur'an okuyan enbiya ile, peygamberlerle, melaike ile hayalen konuşur. Onların vukuatlarına şahit olur. Düşman istersen nefis yeter. Nefsine itimat eden hasarete düşer. Nefsini kenara bırakıp Cenab-ı Hakk'a ubudiyet eden rahmete ulaşır, sefayı bulur. Ve dördüncü konumuzla alakalı husus oradan. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölüm en büyük nasihatçıdır. Ve ölümü düşünen dünyanın geçici fani yönüne aldanmaz. Ahireti için ciddi çalışır. Ölüm mümin için nedir? Yok olmak mıdır? Haşa. İdama, yokluğa mahkum olmak mıdır? Hayır. Ölüm bu dünyadan daha güzel bir aleme intikal etmektir. Dağdayı dünyadan bostan-ı cinana geçmektir. %99 ahbabın bulunduğu yurda intikal etmektir. Dünyanın meşguliyetlerinden terhis olmaktır. Müminin nazarında ölüm budur. Yeter ki bu şuurla mümin hayatını geçirsin, değerlendirsin. Evet, ölümün bir tatmaya dönük boyutu vardır. Zayiga o demek. Ama mümin inşallah Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile o ölümü en güzel şekilde tadacak. Allah'ın verdiği emanette emin olmaya çalışmış birisi olarak Allah'a teslim edecek, imanla dünyadan ayrılacaktır. Hedefimizin bu olması lazım. Dünyadan imanla ayrılmak için de hayatımızı iman ekseni yaşamamız lazım. İman hakikatlerine odaklanmamız lazım. İmanımızı kuvvetlendiren eserleri okumamız lazım. Kur'an'la irtibatımızın sürmesi lazım. Risaleleri okumamız lazım. Kur'an'ın verdiği perspektifle kainatı, varlığı, hayatı okumamız ve Allah'a samimi olarak kul olmaya çalışmamız lazım. Allah'ın rahmeti nihayetsizdir. Onun nihayetsiz rahmetine sığınmamız, sonsuz ikramından bizi de ikramdan mahsur kılmasını istememiz lazım. Cenab-ı Hak lütfunu esirgemesin inşallah. Müzik